Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'te yavaş yavaş yayınlarımıza dönüyoruz. Yavaş yavaş sizlerle birlikte olmaya başladık. Hafta başında Tardini Büfe Amerikan Mutfak sizlerle birlikte olmuştu. Bugün de Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğumuz yeni bir programla sizle birlikte olacağız. Ama öncesinde ülkemiz zor günlerden geçmeye devam ediyor. Geçen hafta bir bağış yayını yapmıştık. Orada sokratessağda.com'u sizlere tanıtmıştık. Burada bir kez daha hatırlatalım. Birçok sporcunun önemli eşyaları, önemli itemleri sokratessağda.com'da açık arttırmayla satışa sunulmuş durumda. Ve bu buradan gelecek gelir. Hiç Sokrates'e uğramadan doğrudan deprem zedelerinin yararına kullanılacak. Bir kez daha e, herkese de büyük geçmiş olsun diyelim ve yavaş yavaş e, programa girelim. Programımızın ismi Reaksiyon. Programımızın ismi neden Reaksiyon diyenler olacaktır. Çünkü Uğur Ozan Sulak e, kanalımızın şu anda yayın yönetmeni dedi ki önemli aksiyonlara hemen cevap niteliğinde programlar yapmamız lazım. Atıyorum dedi. Djokovic tenisi bıraktı. Hemen bir reaksiyon programı yapalım. Atıyorum kafadan. İşte Real Madrid 5 attı Liverpool'a. Bir reaksiyon yapalım. Hayır. İşte. Yani Los Şampiyonlar Angeles... Ligi'ne özel değil bu. Tabii. Los Angeles Lakers play-in yaptı. Oradan vura vura şampiyon oldu. Bir reaksiyon yapalım. Erman yani spikerliğe döndü. Diyelim ki Leipzig 4-0 yendi diye yarın da reaksiyon geliyor reaks herhalde. Şu anda yarın Benim... reaksiyon gözükmüyor. Bir şey söyledik. Reaksiyon alamadık. Reaksiyon zaten burada. Kendisi burada reaksiyonlu. Evet. Ee, ben Erman Yaşar. İlk reaksiyonun sonuncusu olma şerefi de bana nail oldu. Ee, ve karşımda da Emre Hocam ve Orkun Çolakoğlu var. İki değerli arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şampiyonlar Ligi'ndeki dün gece e, iki eşleşme vardı. Napoli değil. Napoli deplasman takımıydı. Onunla başlamak olmaz. Frankfurt Napoli ve Liverpool Real Madrid. Frankfurt Napoli'ye de programın sonunda birkaç dakika değiniriz ama bu programı program yapan aksiyon biz şu anda reaksiyonu yapıyoruz ya aksiyon Liverpool Real Madrid maçıydı. Zaten son 5-6 senesine e, Avrupa futbolunun, dünya futbolunun damga vurmuş bir eşleşme. 2-3 e, kez karşı karşıya geldiler. E, genelde Real Madrid'in üstünlüğüyle ya da istediği gibi bitti bu eşleşmeler. E, bu sefer kura çekildiğinde Real Madrid Epey iyi gidiyordu. Liverpool ise çok kötü gidiyordu. Bundan 3 ay önce Dünya Kupası öncesi. Ee, ama o zamanki kura çekiminde de söylemiştik. Bu işe 3 ay sonra bakmak lazım. Bu kura çekimi orada çok bir şey anlam ifade etmiyor diye ve açıkçası maça gelenirken Liverpool o günden biraz daha iyi duruma geldi. Çünkü çok kötüydü Liverpool. Ee, biraz daha iyi e, ritim bulmuş bir haldeydi. Real Madrid'de özellikle La Liga'da Dünya Kupası dönüşünde çok yara aldı. E, oyununda da özellikle skor üretmekte ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyorduk. Ben kesinlikle totem yapmayan yanımla e, bu eşleşmede Real Madrid'in işinin biraz zora girdiğini düşünüyordum. Dün maç başlarken e, Real Madrid'in kendi formsuzluğundan dolayı ve olabilecek en kötü senaryo ile başladı. Yani Enfield birçok takımın e, tüylerini ürperten bir yer zaten ve orada 14 dakikada 2-0 geriye düşüyorsunuz. Ee, çok da kötü bir ikinci golle geriye düşüyorsunuz. Ne kadar geçen sene ve daha öncesinde de bu takımın DNA'sında inanılmaz geri dönüşler olsa da e, çok sıkıntılı bir deplasman çok iştahlı ve tek kulvarı kalmış bir takım, bir rakip. 14. dakika 2-0. Sonra ne oldu? O maç nasıl 5-2 oldu? Emre'yle başlayalım. Öf! <laughs> Yani aslında izlemeye çok alıştığımız maçlardan biri. Real Madrid'ten izlemeye alıştığımız maçlardan biri. Ya da, da şöyle söyleyeyim. Ya yani maç şöyle bir maçtı. İki takımın da aslında son dönemde kendi klasiklerini gösterdiği bir mücadele oldu diyebiliriz. Yani Real Madrid çok güçlü olduğu şeyleri çok iyi yaptı maç boyunca. Ağırlıklı bir şekilde bence ikinci yarıda. ve ya bunu yaparken yine az pozisyondan ya da belirli pozisyondan çok sayıda gol bulmayı başardılar. Yani Enfield deplasmanı dün 5 yani gol atacak bir üretkenlik yoktu belki. Ee, ama işte bu da Real Madrid'de anlatan şeylerden biri zaten. Bir süredir anlatıyor Real Madrid. Aslında hmm. yıllar boyunca anlatıyor da. 4'ü attığında XG'si 0 9'du. Ee, Liverpool'da ikiye yakındı. Hatta maç sonunda biliyorsunuz Liverpool önde bitirmiş. Önde bitirmiş. Yani. Evet, aynen. Yani her şey bir şey anlatmaz e, bu maçın özelinde de Emre'nin söylediğini desteklemek şey. için. Acayip Evet. Dördü attığında 09 9 XG'si vardır Real Madrid. Aynen öyle. Ee, bu da Real Madrid'de anlatan şeylerden biri, yıllardan anlatan şeylerden biri ama son e, dönemde çok daha yukarı çıktılar bu yönden. E, Real Madrid açısından maç böyle, Liverpool açısından da aslında öyle. Yani Liverpool'un yine son 4-5 yılında e, güçlü ve güçsüz yönlerinin, güçlülüğü ya da zayıf yönlerinin e, farklı şekillerde ön çıktığı bir mücadele oldu. Yani ilk 15-20 dakika, ilk yarım saat hatta e, çok iyi bir pres ve o presle gelen bir sonuç e, ama sonrasında da işte... Hem ilk yarının geri kalan bölümünde hem de ikinci yarıda gerek taktik olarak, Jürgen Klopp'un bazı tercihleri de bunda faktör, bunu da detaylandırırız ama e, Real Madrid'in topu çok iyi kullanan bir takım olması, e, Liverpool'un son 1 bir, bir buçuk yıl çeşitli faktörlerle, sakatlıklar olsun, oyuncular olsun, bazı oyuncuları kaybetmesi, bazı e, kaybettiği oyuncu profillerinin yerini benzer şekilde dolduramaması olsun e, bunların hepsinin bir araya gelmesi fizik kaliteyi biraz düşürdü. O, bu da oyun yoğunluğunu düşürmüş durumda. Yoğunluk düşünce topu iyi, yani topu ayağında iyi tutabilen ve topu kazandığı zaman çok hızlı bir şekilde çıkabilen geçiş takımlarına karşı Liverpool'un sorun yaşadığını zaten biliyoruz. Yani bu konunun zirvelerinden biriyle mücadele ettiler. zayıf yönlerini de aslında net bir şekilde gördük ve o zayıf yönlerinden ne kadar zarar gördüklerini de maçta deneyimledik. Ve bunun dışında ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında ciddi farklı olan bir mücadeleydi. Bak ilk yarı 2-2 bitti. Ya zaten skor olarak da bunu gösteriyor ama e, ilk yarıda net bir Liverpool üstünlüğü vardı bence. Ama Real Madrid'de tehlike yaratabileceğini ortaya koymuştu. Vinicius'la özellikle. Evet. Ama yani çok özel bir beceri gol attı abi. Yani ya attı İçlikten gol. İçlikten attı yine. İçlikten attı. Üç oyuncu arasından köşeye. Aynı öyle yani. Joe Gomez kötü savunma yapıyor mu yapmıyor. Kapatıyor abi. Yani açığı kapatıyor. Joe Gomez ayağının üzerinden çok zor bir pozisyonda tam direkt dibine yan ağlara e, ve çok sert bir şeçik çıkartıyor. Yani mükemmel bir gol ve e, çıkarması mümkün olmayan bir gol. Ve Liverpool savunmasının yerleşimi yok. E, i̇kinci gol zaten yani bir hata büyük bir hata sonucunda geldi. E, İkincinin başında nasıl Duran Duran buldular. <laughs> üçüncü gol Edemil ta kafa. Ama yani işte e, Real Madrid'in aslında yani ilk iki golü üç golü bu şekilde bulması da biraz maçı Real Madrid'i anlatan şeylerden biri ama ilk yarıda Liverpool'un bence daha iyi oynadığı, daha net bir şekilde oyun üstünlüğünü ortaya çıkardığı bir mücadelede 2 2ye gelmesi de aslında ikinci yarının buna dönmesinde bir faktör. Ama ikinci yarıda full kontrol bir Real Madrid'de vardı. Zaten yani, son yarım saat biraz antrenman işine döndü. Yani 5-2'den sonra. Şimdi aynen yani şimdi 4-2'de 2'ye 1'di e, gol beklentisi. Ya bir taraf için şanssızlık, bir taraf için şans diyebilirsin ama öyle bir ikinci yarı oynandı ki yani Real Madrid'in maçı net bir şekilde hak etmediğini söylemekte imkansız hale geliyor. Yani 3-4 tane periyot var. İspanyol evet. deplasman tribününün olaya çektiği. Evet, Hatta evet. Liverpool taraftarı bir 88 gibi falan oyunculara kızdı. Yani gidin gerekirse bir faul yapın. Çünkü Real Madrid bayağı Hı. orada artık yani o topu ona kaldırıyor, Çok o net. durduruyor. Tabi tabi. Peki şunu yani sana da yine aynı maçın önce bir genel e, görüntüsünü soracağım ama e, abi nasıl oluyor bu kadar üst üste? Yani Arsene Wenger şunu demişti. Bunu şansla açıklayamazsınız. Geçen seneki şampiyonluğu. Çünkü bunu bir kere yapabilir bir takım. iki kere yapabilir. Hani Beş kere arka arkaya dönüyorsa bir takım bu kadar güçlü takımlar önünde. Bu şans değil artık e, gibisinden bir şey. Dün de hep de Emre'nin dediği gibi yani böyle yani bu sefer ne yapacak bu takım derken hiçlikten bir gol mutlaka çıkartıyor Real Madrid. Benzema Chelsea maçında yapmıştı bunu geçen evet. seni. Sonrasında ya yani DNA tamam ee, alış biraz aşırı kendine güven var sanıyorum. Onunla da alakalı olabilir. Vallahi öyle. Hani bunu sen de çok zaten bir Real Madridli olarak e, aslında çok iyi ifade edersin. E, bu şansla açıklanamaz daha çok evet biraz böyle soyut şeylerle açıklanması gereken bir şey. Ee, geçen sene de bunu çok konuştuk. Ama işte özgüven, o kültür, belli oyuncuların sağladığı güven. Yani Modric'in oradaki varlığı, işte oynadığında Kroos'un oradaki varlığı, e, ee, sağladığı güven. Bu maç özelinde demiyorum yani bir genel şeyden. Ee, Benzema'nın sağladığı güven. Artık Vinicius'un hatta onlara göre çok daha farklı bir jenerasyon ve genç bir oyuncu olsa da o güven kırılmıyor. Bak Liverpool'da kazanan bir takım kazanmış bir takım yani. Hani Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'de kazanmış. Bu kadro kazandı aşağı yukarı. Tamam değişen şeyler var ama bir çekirdek var orada. Ee, bu da kaybeden bir kulüp diyemezsin. Ama şu dönemde onların özgüveninin ne kadar sarsılabildiğini görüyoruz. Mesela Real Madrid'de her durumda her maçı direkt belki kilitleyemiyor. Her maçı direkt kontrolünü alamıyor. Ya da ya işte şu maçın 15 dakikası ne kadar yalpaladıkları e, ve izleyenlerin acaba Liverpool yine bir fark mı olacak düşüncesini aklına getiren bir görüntü olduğu ortada. Ama kay kalıyorlar ayakta. Ve yani bak yayına girmeden bir şeyden bahsediyorsun sen. Bence Real Madrid'in karakterine dair e, çok net göstergelerden biri. Şimdi işler kötü gidiyorken tamam belki skor 2-1'e gelmişti orada ama genel olarak Real Madrid'in e, çok ortaya koyabildiği bir şey yoktu. Golde Emre'nin de bahsettiği gibi bireysel Vinicius'un tamamen şahsi becerisinden gelen bir goldü. Alaba çıkıyor. Yerine Nacho giriyor. Şimdi Alaba'nın çıkıp Nacho'nun girmesi şöyle bir şey. Herhangi bir e, oyuncu değişikliği değil. Sol bekin çıkıyor. Yerine evet, Salah ve Trent'in olduğu koridora giriyor. Evet, koridor. yerine yerine de kırma bir oyuncu giriyor. Yani stoper. Hani net stoperlik oyun stoperlik yaparken biraz kısa olduğu için yetersiz bulunabilir. Net bir bek değil. Real Madrid'in de içi bursalı hidar... ya. Ta, tam bir yara bandı. Tam Her yere gerçekten koyuyorlar. öyle. Sağ beke koyuyorlar, stopere koyuyorlar, sol beke koyuyorlar. Ama Real Madrid'de bence bu çok değerli. Yani Real Madrid'i ben iki senedir izlerken bazen onlarla ilgili hep kendime sordum. bazen de gerçekten belli yerlerde takılmalarına sebep olan şöyle bir şey var. Bu takımda Gol atacak, bir şey üretecek oyuncu sayısı aslında çok da fazla değil. Yani bak gollerine şey gibi. E, sürekli Vinicius benzeme. Böyle PlayStation'da oynarsın aynı adamlarla Fed atarsın dedi. ya. Bir de Fede. O da aslında bu sene çıktı. Yani e, geçen sene işte Casemiro'dan falan alıyordu o katkıyı. Şimdi Fede Valverde'den alıyor. Onun cezası <laughs> aslında e, çok etkili dış şutundan al alabiliyor. Ama o tip bir oyuncu da yok. Fakat gerçekten e, işini çok iyi yapan belli spesifik görevleri gayet iyi yapabilen spesyalistler var. Mesela Carvajal de eskisi gibi hücum etkinliğinde değil ama hala çok stabil bir şey. Bu tip oyunları, bu tip maçları çok stabil oynayabiliyor. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde kritik eşleşmelerde ee, bunu gösterdi. E maçının yıldızlarından da. Evet. Yani Carvajal ee, öyle. Nacho o girdiği rolde böyle oynayabiliyor. İşte Kamavinga yeterli olacak mı? Sırıtacak mı diyorsun. Dün gayet iyi oynadı Kamavinga. E, ee, dolayısıyla sen bu oyuncuların her biriyle her birinden soğukkanlı yeterli performans aldığında Modric gibi oyunu kontrol edenler de girdiğinde e, zaten hani o anlamda bir adım atmış oluyorsun. Şeye geleceğim senin bahsettiğin başta bahsettiğin konu yani 3 ayda çok şey değişebiliyor evet. Ve Liverpool gerçekten hani kısmi bir toparlanma içinde gibiydi. Ama şey dikkat edelim abi gerçekten kısmiydi. Yani Liverpool o kadar düştü ve kadro o kadar dağıldı ki. O toparlanma bile kısmıydı. Zaten e, yani Newcastle maçı bence birçok şey işaret ediyordu. Harika başladı işler Liverpool adına. 2-0 öne geçiyor. Rakibin kalecisi atılıyor. Sayısal üstünlüğü sağlamışsın bilmem ne. Yani Bildiğimiz Liverpool, bizim alıştığımız birkaç sezondur alıştığımız Liverpool o maçı öldürür. Gayet rahat cebine koyardı. E, bir arkadaşımla birlikte izliyordum. Hatta şey diye böyle bir an, e, düşün, konuştuk. Yani, bir, bir, bir maçı izleyelim diye oturduk. Yarım saatte maç bitti dedik. Sonra bir anda birbirimize dönüp şey dedik. Ya aslında bu seneki Liverpool da çok onu vermiyor bakarsın e, tuhaflaşır maç. E, hakikaten de öyle oldu. Ya tutamıyor oyunu bu takımın savunmasında problem var. Ve tabi e, tabii şeye gelmek lazım. Yani geçen seneki finalde de çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Real Madrid'in en kuvvetli tarafı Liverpool'un açık biçimde en zayıf tarafına eş düşüyor. E, Liverpool'un savunmasını sağ hele Gomez orada oynarken ve Trent Alexander-Arnold karşılarında Vinicius Real Madrid oyuna tutunmaya çalışırken Liverpool üstünken her şeyi sağlayan işte yine Vinicius oluyor -Vinicius, yani gol. Ondan sonra yani ikinci gol tamam belki biraz daha Alisson'un hatasıyla kaynaklı olabilir ama oradan geliyor. İkinci yarının başı faulü alıyor Gomez'den. Yine Vinicius bireysel çabasıyla oradan duran top kazanılıyor vesaire. Vinicius'a zaten Modric ve Vinicius'a bir e, parantez açmamız lazım ama ben bir de şunu soracağım. Yani mesela Jürgen Klopp'un bu maça Baytetic çıkmak zorunda kalması aslında Liverpool'daki sorunları biraz anlatıyor gibi. Yani oyuncu değerli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu ama e, Fabinho çok geriye gitmiş durumda fizik olarak. E, yanında çaylak 18 yaşında bir orta saha bir de yaşlanmış Henderson. Yani Real Madrid'in belki de en güçlü yerlerinden biri orta sahası. Hı -hı. Yıllardır işte Casemiro, Modric, Kroos. Casemiro, Modric, Kroos. Şimdi Casemiro sezon başında Chouameni yatırımı yapıldığı için mantıklı bir şekilde elden çıkarıldı. Kroos bu maçta kadroda dahi olmayacaktı sakatlığı nedeniyle. Son anda kadroya dahil edildi. Chouameni yok hastalığı nedeniyle. Aslında Real Madrid'de en güçlü olduğu yerde çok kilit iki oyuncusu olmadan Hı -hı. çıktı bu maça Kroos ve Chouameni. O yüzden de Valverde'yi muhtemelen önde kullanamadı. Ancelotti evet. onu da ortaya çekti. Kamavinga. He. Yani Real Madrid'in öyle bir orta sağ gücü var ki bu eksiklerle yani Kroos ve Chouameni'nin olmadığından bile yani Modric Valverde, Kamavinga yapabiliyor. Ve sanıyorum orada da bir 15-20 dakika hadi 25 dakika evet Liverpool o 3. dakikada gelen golün de gazıyla orta sahaya alabildi ama biraz orası da belirledi. Yani sonrasında Modric, Valverde çok hükmettiler oyuna sanki. E tabi yani zaten bir golü hangi goldü? Dördüncü gol mu? Beşinci gol. Şey Modric aradan Fabinho'dan kapıp uçarak gitti. Fabinho'dan kaptı. Bir tane de Bayçiçi'den kaptılar. Ha evet. Ee, o da... O da dört galiba. Dördüncü goldü diye hatırlıyorum Hı -hı. ben de o da. İkinci yarı zaten tamamen iş ona döndü. Şimdi ya yani Bayçiçi'de çıkmaya mecbur olduğu için mi ilk on bir başladı emin değilim. Ee, yani yedek kulübesinde aslında için yine oynayabileceği çok fazla oyuncusu vardı. E, ee, Ürgen Klopp'un. Ama yani. yani bir aydır, bir buçuk aydır onunla oynuyor. Onunla oynuyor. Ee, çocuk da iyi oynuyor. Allah'ı var. Yani gerçekten iyi oynuyor. Şimdi yaşına ve tecrübesine göre iyi oynuyor. Hata yaptığı olmuyor mu? Oluyor bazı maçlarda ama genel olarak maç performansları olumlu. İyi. Hatta mükemmel oynadığı maçlar var. Ee, ödülendirmek istedi büyük ihtimalle. Ama işte abi bu bir tercih. Bu tercihi çok fazla yargılamaya, yargılayamayabilirsiniz. Ama Real Madrid gibi bir takıma karşı e, bu kadar genç bir oyuncuyla çıktığınız zaman her zaman o riski alıyorsunuz ve ee, i̇şte işler o oyuncu için kötüye gittiği anda e, bunun cezasını kesiyor rakip. E, dün de biraz öyle oldu. Aslında yani ben ilk 15-20 dakikadaki Real şey, Liverpool presinden çok etkilendim. Yani, klasik bildiğimiz o presi gördük yani. Öndeki üçlü, böyle köpek balığı gibi o üçgen pozisyonu almışlar. Arkada sürekli sol iç, sağ iç. Henderson ve Bayçet görüyorsun. Arkadan Fabinho'nun geldiğini görüyorsun. Beşli, altılı. E, sahanın merkezini kapatan mükemmel bir Liverpool presi vardı. Benim burada eleştirim şu olabilir ama bu da tercih. Yani işte bunu eleştiri olarak yapmak mümkün mü? Çok emin değilim ama şöyle açıklamaya çalışacağım. Şimdi zaten erken bir golle başladı Liverpool. Onunla beraber pres oyunu, direnç, iştah, adrenalin yukarı çıktı. Presi iyice güçlendirdiler. 5. dakika, 10. dakika 2-0 geldi. 2-0'dan sonra da işte orada bir kritik bir durum var abi. Ee, Jurgen Klopp geri adım atmıyor böyle durumlarda genellikle. Ki atmaya edebilirsiniz yani. Real Madrid'de grog yakalamışsınız. İlk 10-15 dakikada 2-0 bulmuşsunuz. Ya ilk yarım saatte 3'ü yaparız. Belki 4'ü gider. Bunu Geçen bitirir. seneki Bernabeu'ları da düşününce orada gazdan ayağını çekmek istememiş olabilir. İstememiş olabilir. Bu adamlar her yerden yani. dönüyor. Yakalamışız. Aynen. Yani Liverpool biraz da böyle bir takım zaten. Ama işte bu maçlarda hele rakipte Real Madrid ise daha farklı tercihleri de düşünmek gerekir mi? Ee, ya mesela orada 2-0'da ilk 15-20 dakika sonrasında bak şöyle şeyler de oldu. Liverpool Real Madrid golü atana kadar, tamam özel bir beceri golünden bahsediyoruz ama gole dair sinyalleri verdiği bazı geçişler oldu. Mesela Hı. iniş üssü golden önce bir birebir bıraktılar. Aynen. Değerlendiremedi. Rodrigo'nun arka direğe gittiği bir pozisyon var. O Aynen. Da. Hızlı çıktıkları ve sinyal verdikleri birkaç pozisyon vardı. Ve Real Madrid sinyal vermeye başlayınca biliyorsun bir şekilde bir noktada o gol geliyor. O sinyalleri değerlendirip orada presi kesse Real Madrid, şey Liverpool ve biraz daha topu kaybettiği anda aman kontra pres değil, önde baskı değil, biraz kendi orta blok ve derin blokta derinde savunmaya başlasa e, bence maçı hukuk kontrol edebilirdi. Çünkü Real Madrid evet topa sahip olma oyununda da daralanda da iyi işler çıkartabilen bir takım ama şu çok net. Real Madrid alan bulduğu zaman alan bulamadığı zamana göre çok daha tehlikeli olan bir takım. E, o alanı vermeyi kesse ve presi bir kademe geriye çekse, presi hatta bir kademe öldürse Jurgen Klopp 2-0'dan sonra oyunu çok daha iyi kontrol edebilir. Ve kendisi aslında çünkü Gakpo, Darwin, Muhammed Salah e, aynı zamanda çok iyi bir kontra takımı abi. Ya da çok iyi bir kontra e, üçlüsü. E, o geniş alanları Real Madrid'in verdiği sinyalleri Liverpool devam ettirebilirdi. Ben orada biraz, ya gerçekten bunu düşündüm. Yani şeyde düşündüm özellikle. Gol gelmeden önce golden sonra zaten net bir şekilde bu öne çıkıyor da o sinyalleri verdiği anda ya biraz gazlamaya çekmek, biraz frene basmak iyi olabilir diye düşündüm maçı izlerken ilk yarıda. Ee, onu yapması iyi olabilirdi ama şey Klopp dediğim gibi yani Guardiola nasıl topa sahip olma oyunundan 2-0'da vazgeçmiyorsa Klopp da kendi oyunundan, kendi ana planından çok vazgeçmiyor. Ee, bunun biraz e, bazı şeylere mal olduğu bir mücadele oldu diyebilirim. Olumsuz olarak gözüme batan bir isim de Joe Gomez oldu benim. Çok sırıttı. Baya kötü oynadı bence. Yani Trent de geç bir süre sonra ona ayak uydurdu. Zaten işte Vinicius'la oynamak durumundaki <laughs> savunma defolu olan bir oyuncuya karşı çok acımasız oluyor zaten ha. Vinicius. Ancak ee, Ancelotti şöyle bir şey dedi. Şu an dünya üzerinde en maçın kararına hükmedebilen etkileyebilen oyuncu dedi hatta. Tabi biraz bunun içinde oyuncunun oyuncuya gaz vermede var ama hani bir numara olmasa da Vinicius da son bir buçuk senelik şampiyonlar ligi performansıyla 3'e 4'e girer. Evet. Ee, Joe Gomez de çok kötü haldeydi. Liverpool'da Helal. yani Fabinho, Joe Gomez, Van Dijk, e, Henderson gerçekten e, ciddi bir düşüş var. Yani e, mesela Van Dijk hadis çok ciddi bir iki tane sakatlık geçirdi. Bir daha o kadar dönemedi edemedi ama yani bu takımın genel olarak ...bu kadar çabuk dağılması... E, ...ben beklemiyordum. E, Sence Gomez'e... ...ne yapılabilirdi? Oraya bir değişiklik gelebilir miydi ikinci yarı başında? Ya da ne diyorsun? O Liverpool savunmasının sağındaki problemleri. Yani hani Gomez zaten... E, ...bu tip böyle... ...sezon içerisinde hangi maçta unuttum da... ...yine böyle çok sallandığı... ...çok sırıttığı bazı başka... ...diğer maçlar da olmuştu ve... E, ...Gomez'in şeyden beri... ...aslında hiç... E, İyi oynadığı, düzenli oynadığı bir dönem vardı iki sene önce. Sonra e, diz sakatlığını geçirdim milli takımdayken. Oradan beri hiçbir zaman tam toparlanamadı zaten. Jurgen Klopp'un da esasında zaten orada tercih ettiği oyuncu olmayacaktı ama problem şu ki Gomez'in normalde önde olmasın, önünde olmasını beklediğiniz iki adam da Liverpool açısından maalesef e, ciddi sakatlık şeyleri, şüphelileri. Yani Konate de öyle. Bak Konate çok kaliteli bir oyuncu ama Leipzig'ten beri böyle bir oyuncu. Çok az oynayabiliyor. Evet. Yani Konate zaten oynayabilen bir oyuncu olsaydı Liverpool onu 35'e alamazdı. O da Upamecano kadardı. Yani bon e, bonservis bedeli. E, matip öyle. Schalke'den beri öyle Matip'te. Liverpool'da da hiçbir zaman yani şampiyonluk sezonu düzenli oynadı. Zaten fark yaratan şeylerden biri, e, unsurlardan biri Matip'in düzenli oynamasıydı ya da geçen sene falan da işte. Ama bunlar şey olduğunda sakatlanmaya başladığında e, Gomez de sakatlıktan beri bir türlü bir düzenli oynayamıyor. İki kendine gelemedi. Çok sırıtıyor. Yani haklısın çok kötüydü zaten. Şimdi mesela üçüncü golde falı ondan alıyor Vinicius. Dörtte bir ona sekti çarptı. Ee, orada da hamlede biraz gecikti gibi zaten. Berbat savundular ama şu şey top berbat savundular. Aynen. Yani nasıl öyle boş geliyor A abi? Nasıl? Mesela orada da orada da, galiba, orada da galiba orada da Gomez'in bir hatası var duran topta da yani takım olarak ona şey yapmak lazım da e, zaten ondan sonra oyundan aldı yani Jurgen Klopp e, genel olarak böyle performans ama mesela Emre'nin de çok altın çizdiği bir konu vardı. Bu sadece Liverpool için değil ama Liverpool bunun önemli örneklerinden biri. Bazı takımlarda Belli oyuncular o takımın içerisinde yükselirler. Yani e, elbette bireysel gelişimleri falan vardır ama Liverpool bunun net örneklerinden biri. Yapı bu kadar bozulduğunda da hepsi birden düşebiliyor. Bak Salah'ın bile, Salah bile düştü yani sezon başında özellikle ne kadar e, ciddi bir gol atamama e, serisi falan yaşama, e, yaşadığını konuştuk. Konuşuldu. E, bu da biraz takımla alakalı bir durum. Şimdi mesela dün Liverpool'a bakıyorum. Liverpool'un o sağ tarafı yine biraz işlemeye başladı. Yani Alexander Arnold, Henderson, Salah birlikteliğini orada tekrar kuruyorlar, e, kurmaya tesis etmeye çalışıyorlar. Ama şey çok dikkatimi çekiyor. Sadece sağdan oynamaya başladı Liverpool. Neden? Çünkü takımın geçen seneki o solu tamamen dağılmış durumda. Yani kim vardı orada solda? Luis Diaz vardı sezon ortasından itibaren ama çok çabuk adapte olmuştu. Sadio Mane ortada oynuyordu ama o da öncesindeki sol oyuncusu zaten sürekli deplese olabilir, o yer değiştirebiliyor takımın oyununda yine önemli bir faktör. Ve tabii ki Thiago Alcantara. Şimdi bu adamların hiçbiri yok artık. Yani bir, ikisi sakat bir tanesi zaten takımdan ayrıldı. Sol taraf çöktü. Başka oyuncularla kurmaya çalışıyorsun ama kuramıyorsun şu anda. Ee, bambaşka bir yapı var. Bambaşka oyuncular var. İşte Bay Çetik'ten bahsettin. Nunez ee, o tip bir driplingçi değil. Dolayısıyla tamamen oyun sağ yıkılmış durumda. Liverpool'da bu tip çok şey var. Savunma o problemlerden bir tanesi ve ortaya çıkan da bu oluyor. Çok son, kısa bir modül soracağım. Tamam, son bir şey diyecektin diyecektim. diyecektim ben evet. Sana. Yani hem bir avantaj soracağım e, ikinize de. Yani şu anda artık Real Madrid dünyadaki hemen hemen 100 insandan 99'unun çeyrek finale gönderdiği takım ama yine de rövanş ile ilgili kısa bir cümle isteyeceğim ama öncesinde ya çok fazla kahramanı var ödünün. Benzema da bence müthişti ikinci yarıda. Çok ilginç bir şey var. Hatta bazı Real Madrid hesapları bu takım bu kadar büyük bir takım diye onu paylaşmış. Can da maçı anlatırken ki ağzına sağlık çok güzel anlattı. Bir isme değinmeden diğer maça geçemeyiz. Luka Modric yani çok fazla iyi oyuncu vardı dün Real Madrid'de. Benzema'sı Vinicius'u. İşte Vinicius ilk yarı Liverpool'a en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Benzema iki tane attı ikinci yarı. Geri aldı Vinicius'tan. Öyle ilginç şeyler oldu. Nacho benim beklediğimi çok üstünde etki etti ki Jurgen Klopp bizzat kendi söylemiş. E, olağanüstü oynadı diye. Ama... Ya yani Luka Modric yani 38 yaşında bir orta sahanın e, sınırlarını zorluyor. Yani Ronaldo ile eşit olduğunu hatırlatalım, Cristiano Ronaldo ile. Cristiano Ronaldo gibi kendine deliller gibi bakan bir adamın bile Avrupa futbolunda artık fark yaratamamaya başladığını çok net gördük bir bir buçuk sezonda. Luka Modrić Dünya Kupasında da çatır çatır oynadı. 4 sene önce final görmüştü, bu sefer yarı final gördü. Geçen sene CL'yi domine etti. 37 yaşındaydı. 38'e geldi. Yine domine ediyor. Dün yine inanılmaz oynadı. Neler dersin? Ya teknik kalite olunca yani oyunun büyük gücünü teknik kaliteden alınca e, yani 37-38'de bu performansları göstermek kolaylaşıyor. E, en büyük fark o. Luka Modric'in en büyük farkı. Ha mesela bak Iniesta e, bunu yapamadı. Yani ya da yapacak şeyi gösteremedi ama zaten e, dışarıda da yani gittiği yerde de performansı zaten daha öncesinde düşmeye başlamıştı çünkü sadece teknik kaliteli de olmuyor. Yani bayağı kestim, da güçlü zaten. Hem, hem kesin çok iyi bakıyor. Abi top da çok iyi Luka Modric. Hala top çok iyi. 86. Yani. dakikada hala oralara ee, buralara koşuyordu. Yani şimdi isteriz şöyle bir gerçek var. Luka Modric bu takımı yani şu an aktif Real Madrid futbolcuları içerisindeki en büyük efsane. Herkesten farklı yani Benzemeyi bile fark atmış bir oyuncu bence. öyle olduğu zaman izle izlerken ister istemez biraz daha öyle oyunculara kayabiliyorsunuz. Ama yani öyle bir performans ortaya koyuyor ki ya objektif bakamıyorsun denilemeyecek şeyler izletiyor gerçekten. i̇nanamıyorum ben. Ben böyle bir şey görmedim. Bir daha da göreceğimizi düşünmüyorum. Yani çok özel bir şey gösteriyor. Yani 38 yaşında hala 30 yaş performansını ortaya koyması. Yani gerçekten izlerken bu oyuncu yani ilk defa izlet bir oyuncu bir, birine. Futbolu, futbolu takip eden birine sil hafızasını. ilk kez izlesin Luka Modric'i. İ, i̇mkan ihtimal veremez şeye 38 yaşında olduğunu. Yani der ki 31-32 bunu diyebilir. Ama 35-36 bile demez büyük ihtimalle. Yani öyle bir oyuna e, hala bir şekilde bir standartı fiziksellik de koyabiliyor e, oyuncu. E, tamamen bir pres kırıcı. Yani bak Luka Modric çok kaybetmiyor mu preste? Kaybediyor. Ama ben Luka için bırak bir maçta e, presten rahatsız olduğunu bir maçın 15-20 dakikasında, 25 dakikasında bile presten etkilendiğini hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Örnek verecek biri varsa olabilir. İzlemediğimiz maçı da olabilir. Ama böyle bir oyuncu. Yani hiçbir şekilde pres yapamıyorsun abi. Pres yapamadığın zaman da iş başka noktaya gidiyor. Yani bak dün Benzema ve Vinicius daha iyi oynamış olabilirler. Ama Benzema ve Vinicius'un daha iyi oynaması için topun oradan yani savunmadan, orta sahadan bir şekilde oraya geçmesi gerekiyor. İşte o geçiş takımlarında. Modric olması o toplar o kadar rahat geçmiyor abi. Zaten işte maçın ikinci arasında hakikaten domine eden ve bir golü hazırlayan, net bir şekilde hazırlayan oyuncuydu. Taşıdığı top ve sonrasında çok güzel bir şiddetli pasla birlikte yani bir daha tekrarlanamayacak bir oyuncu profili görüyoruz bence. Bunun altını dolduran iki şeyle sana pasatayım. Bir Enfield alkışladı. Evet. Hem Benzema'yı hem Modric'i ayakta alkışladılar. Real Madrid taraftar da Liverpool tezahüratı yaptı bunun üstüne. İki Steven Gerrard çok büyük bir efsane. Bazen gücünüz yetmez Luka Modric ve Karim Benzema seviyesine Liverpool'un verebilecek bir cevabı yok dedi. O da Luka Modric'i övüdü. Çok kısa senden de bir şeyler alalım. Yani şöyle söyleyeyim ben de kısaca ee, abi Modric mesela sen çok daha fazla Real Madrid maçı izliyorsun. Ee, Yanlışım varsa düzelt. Hani lig maçları La Liga'nın bu sezonun bütününde Modric sonuçta yaşın itibarıyla da normal. Her maça bu kadar etki etmeyebiliyor. Her maçta bu kadar öne çıkmayabiliyor. Real Madrid'in bazen oyunu bozulmuş oluyor. Zaten hani mesela ligde geride kalmalarıyla falan Üzeri da... Bu İki iki maçta oynatmadı. İkisine de puan kaybetti sanıyorum Real Madrid. Evet. Bir ayda işte. Ya da oynarken de e, bazen Real Madrid'in daha silik kaldığı, Modric'in de onun o tablonun içerisinde e, biraz böyle kaybolduğu, e, sıradanlaştığı maçlar elbette olabiliyor. Dediğim gibi yaşı itibariyle de bunlar normal. Fakat Luka Modric, abi oyundaki havayı en iyi koklayan adamlardan biri. O çok tuhaf bir şey. Yani seziyor ve bazı yerlerde 90 dakikanın bütününde değil ama bazı yerlerde öyle bir ağırlık koyuyor ki Real Madrid'in kademe kademe zaten yükselişiyle birlikte o belki o yükseliş Modric'ten kaynaklanıyor ya da de biraz omuz veriyor ve bir kademe daha yukarıya çıkıyor. Yani dün ben maç içerisinde onları hissettim. Şey de bunun anlık bir sembolü bence 5. golden önceki topu alışı. Aynen. Yani orada da Koku'yu aldı Şimdi Modric sürekli o baskıyı yapan bir oyuncu değil sonuçta. enerjisinde de biraz ee, şey yapması, konserve etmesi gereken bir oyuncu ama bazen o kukuyu öyle bir alıyor ki orada da ben basarım onu yani kırılganlar e bunlar sen şeyini. Chelsea maçıydı galiba aynısını yaptı. Ya Chelsea ya Paris Saint Germain. Evet Ortadan evet. Ortadan yardırarak gitti attırdı yine. Sonra bir ayak dışıyla. Ver... Yani, o gerçekten hissediyor. Bunu net hissedebiliyor. Mesela o olay çektirdikleri bölümde de yine Liverpool'un düştüğünü fark etti. Bu defa bütün pas trafiğinde şey, kendini gösteriyor. Ee, o hissiyatı çok yüksek bir oyuncu. Yani enerjiyi ona göre acayip bölebiliyor, kullanabiliyor. Ee, maça ağırlık koyması gereken noktayı çok iyi sezebiliyor ve hala o bölümlerde de yani koyduğunda zaten o ağırlığı koyduğunda teknik kalite beraberinde Emre'nin dediği gibi orada baki oyuna ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Çok kısa Frankfurt Napoli konuşacağız. Bu arada tur döner diyen yani buradan alkolik yorumlara kesit çıkartmayalım ama yani herhalde çok bir ihtimal yok. Dörtlükte bir ihtimal vardı abi. Çünkü Chelsea mesela bunu gösterdi geçmiş sezon. 3 1 de rövanşında mı 3-0 yapmıştı? Ya 3-0 evet. ya 3 1 ya 2-0. 3-1 diye hatırlıyorum yani. ben ilk maç. Yani iki farklı mağlup olmuş kendi evinde. E, i̇kinci maçta 3-0 bulmuş ama işte Luka Madrid'i çözüm sizin referans verdiğiniz golle beraber önce uzatmaya götürmüş. Şu uzatmada da Real Madrid turu geçmişti. İki farklı bitseydi yani bir ihtimal var denebilirdi ama üç farkta çok düşük. Büyük bir mucizeye ihtiyacı var Liverpool'un. Yani. yani sadece şeyi söylemek lazım. Evet çok düşük. Ee, sadece şey söylemek lazım. Klopp e, şeyi seviyor. Yani böyle sırtımız duvara dayalı durumlarının e, biraz sever. Mi? Yani bunu tabii ki istemez. Aman sırtımız duvara dayansın. Üç farklı seride geride e, kalalım istemezdi ama Sonuçta bunu ba bir başka motivasyon şeyine Barcelona Barcelona maçına giderken de kimse yani daha evet. Enfield'daki maça giderken de kimse Liverpool'a şans vermiyordu. İki çok önemli oyuncu da yoktu o maçta. Hangileri? Salah yoktu. Salah yoktu. Önden biri daha yoktu sanki. Ee, iki i̇ki çok önemli silah yokken evet. Barcelona'ya geri döndüler. O yüzden mesela hem Vinicius hem Benzema İş henüz bitmedi. Biz bunun bilincinde bir takımız demiş. Evet. Napoli çok ezdi abi. Ben ilk yeri iyi seyrettim. Ee, ben daha de erken... 2-0'a kadar seyrettim. Zaten yani fiilen bitti. Ee, i̇lk yüzde %70 toplu oynama. 10 tane şut. Pozisyon üstüne pozisyon. İşte Irving Lozano oradan geliyor. Osimen oradan geliyor. Kıvaro oradan geliyor. Orta sağ zaten yanıyor. Zaten Napoli şu an Avrupa'nın belki en formda 2-3 takımından biri. Serie A'yı Ocak ayında bitirdiler. Neredeyse. Kimince ee, yine mükemmel bir maç oynadı. Ee, kusursuz oynamaya devam ediyor. Ya takım olarak çok siklet fark olduğu gözüktü zaten Frankfurt'la aralarında. Hayır dünkü maç mesela 0-0 da bitebilirdi. Penaltı kaçtı. O Simen o golü atamayabilirdi ama e, aynı kulvarın takımı değiliz biz. Havası zaten vardı. E, çok büyük favoriydi Napoli. Bunun karşılığında da bir maç olmuş. Kısa notlarınızı alayım. Yani e, evet. Ki... Bir de Napoli Serie A'da zaten şampiyon olacak gibi gözüküyor. Burada en tepeyi görebilir mi? Onu da ekleyebilir ek <laughs> Valla şimdi bazen e, yolunuza kimin çıktığı da orada faktör olabiliyor ama oyun olarak e, kimden geride ki Napoli? Geçen gün bunu bir aramızda konuşuyorduk galiba aklıma geldi. Evet, evet, sen yani, söylemiştin yine. Yani... Bu takım gidebilir hatta şöyle bir şey olmuştu. Ya programı sabah çekelim. Çünkü Napoli'de maçı da var. Yani <laughs> akşam çekelim programı. <laughs> şey. çünkü, yani bu, bu program bir işte Real'sin olduğu için büyük çok büyük bir maç. Bir de 5-2 bitti. Ee, şey ol yani işte Real Madrid e, Liverpool maçı odaklıydı. Orkun dedi ki ya dedi Napoli var aynı gün ve bu takım hakikaten şampiyon olabilecek bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Çok iyi durumdalar. Onları da konuşabilmek adına sabah bırakalım o maçı da izleyelim sonrasında demişti. Orada konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben. Evet yani şeyler e, bir de Emre de galiba şeyden bahsetti. Şu anda Avrupa'da şey de yok. Ee, gerçekten oyunu evet, çok çok evet. kuvvetli olup hani Napoli iyi kadro falan ama bunlara da gücü yetmez diyeceğin seviyede bir takım yok. Her takımın belli problemleri var vesaire. Ondan bahs onu zaten konuşuyoruz. Ee, Napoli ya yani çok farklı şeyler oynayabiliyor, çok kuvvetli oyunu zaten İtalya'da gösterebiliyor. Dün mesela e, başından beri topa daha fazla sahip olan taraftı. Frankfurt zaten aksini istiyor. Ee, oradan bir şey çıkaramadıklarında ama mesela baskıyla da hemen pozisyon bulabildiklerini attıkları golde gösterdiler. Yani Osimhen'in golü. Hatta penaltı da bir baskı sonucu geliyor aslında daha penaltı yarı saat Direkten dönen top sonrasında. Evet ee, ya da işte ikinci golde olduğu gibi oyuncuların yer değişimi ve doğru yere koşu atmaları ile birlikte bir kombinasyon oluşturabildiklerini de gösteriyorlar. Yani Sabek Di Lorenzo'nun oradaki merkezden ceza sahasına koşusu, Kvara'nın oradaki pozisyonu ve Di Lorenzo'nun koşusunu görmesi bunlar her biri başlı başına kıymetli şeyler. Ee, ya Orta çok, sahaları çok, çok canavar. Çok etkileyiciler ya. Yani. Yani. yani, Lobotka, Zielinski, evet. inanılmaz domine ediyor. Öndeki 3 zaten uçuk. Osimen muhtemelen bir senesi var bu takımda. Kıvara onun da bir iki senesi var. Kim Minche Kolibali inanılmaz bir alışveriş yani Kolibali'den çıkıp 30 yaş üstünde Yani Kola Moani'yi oynatmadı ya Kim Minche'yi çekmek Hı? Kim evet. Min dün Kola Moani'yi oynatmadı yani bir sarı kart gördü ilk Hı -hı. yarının ortalarında ama Kola Moani'yi devre dışı bıraktı ki Frankfurt'un bu seneki oyununda şey yani ben Frankfurt'u bu sene Napoli'yi izlediğim kadar fazla izlemedim ama Kolomuani çok şey onu devre dışı bıraktığında zaten bütün devreleri bozuyor. Şu çok ilginç Emre'ye de öyle söyleyeyim ve yavaş yavaş bitirelim. Şimdi Kim Minceyi Türkiye Ligi'nde izlerken bu lige çok üst bir oyuncu olduğunu zaten anlıyordun. Yani diyordun ki abi bu adam nasıl şu an Icardi'yi izlerken diyoruz yani normalde burada olmaması gereken bir oyuncu. Çeşitli nedenlerden dolayı burada. Kim Minceyi'ye de baktığında yaşını da düşündüğünde diyordun ki hani bir sene daha Fener'de Fenerbahçe'de iki sene daha. Abi Serie A'da da çok iyi duruyor yani ya da işte Şampiyonlar Ligi'nde de bu çok ilginç. Ama orada yani. demiştik yani bence Fenerbahçe de şunu belli ediyordu yani bir üst seviyede de çok sıkıntı yaşamayacak bir oyuncu. Hiç yaşamıyor evet, yani. Poli bir üst seviye değil oynadığı oyun itibariyle ama yani Serie A işte birkaç üst seviye. Şimdi Serie A savunmasıyla yani savunmacının <laughs> harman olduğu yer o lige gidip o ligin en iyi 2-3 savunmacısından biri oluyorsun bu çok acayip bir şey yani. Evet. Sen ee, yani tam tam ben de tam sen daha ikinci cümlelerinde söyledin. Tam bisiklet farkı yani bu maç bence. Yani Napoli gerçekten şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yani final görürse çok şaşırmayacağım bir takım. Ya yani göremezler muhtemelen ama görürsen şaşırmayacağım bir takım. Ee, Frankfurt'sa yani abi bakıyorsun yani takıma bakıyorsun. İzlerken baktım. İsim olarak bakıyorsun. Yani kaleci, savunma, bekler, orta saha, hücum attı, kenarlar, center for, yani hiçbir şampiyonlar ligi değil takımın. Değil abi yani yapacak bir şey yok. UEFA yani Avrupa Ligi yarı final. Tam bir UEFA Avrupa Ligi <laughs> takımı. Yani zaten geçtiğimiz sezon gösterdiler bunu. Tam bir UEFA Avrupa Ligi takımı. Bir takım Avrupa Ligi, bir takım Şampiyonlar Ligi'nin elit seviyesi. Şimdi böyle olduğu zaman zaten böyle bir maç ortaya çıkıyor. Yani senin söylediğin gibi böyle maçlardan Frankfurt'lu galibiyetleri de çıktı. Var futbolda bunlar ama e, dün ne oyun ne skor e, bunu göstermedi bize. Dolayısıyla e, çok rahat bir mücadeleydi. Ama şunu söyleyeyim Napoli ile alakalı. Yani çok yönlü bir takım gerçekten. Yani topa sahip olma oyununu da çok farklı oynuyorlar. Klasik topa sahip olma takımlarından. E, ama aynı zamanda beni en çok etkileyen taraflarından biri hem topa sahip olma yani hem topla beraber rakip savunmayı, derin blokları çok iyi karabilen hem de topsuz oyunda da da yani Kvara, Living Lozano, ile beraber paramparça edebilirsiniz geçişte. Yani kendi yarı savunma yapıp o 30 metreleri, 40 metreleri, rakip savunma arkasındaki 40 metreleri paramparça ederek oynayabilirsiniz bu ön üçlüyle. Şimdi ön üçlünüz hem e, derin savunmalara karşı hem de e, kontrol oyununda bu kadar iyiyse o zaman başka noktaya gidiyorsunuz. Bak aynı şeyi orta saha söyleyebilirim. Sen dedin ya Robotka, Jelinski, Angista mükemmel bir üçlü diye. Bence de mükemmel bir üçlü ve bana şeyi çok hatırlatıyorlar. Profil olarak da, oyun olarak da çok hatırlatıyorlar. Jorginho, Marika Mişik, Alan. Farklı <laughs> yönlerden. Lobotka, e, Jorginho, Benzer profiller. Hangissa Alan benzer profiller. E, tabii ki farklar var ama benzer profiller. Atletizm, top dribbling. E Hanski, e, Jelinski, Jelinski çok benzer profiller. Yani o kadar benzer profiller ki. E aralarında fark yok mu? Tabii ki var ama şey. Işte, yani Jelinski'nin ceza sahası koşuları, gol becerisi, hamşik. E, Lobotka mükemmel bir oyun kurucu, Jorginho gibi. Ta evet, ondan birkaç seviye aşağıda muhtemelen. E Alan'ın yine bir, bir gömlek belki aşağısı. Ama çok benzer profiller ve aradan mükemmel bir uyum çıkarmayı başardı. Ve bu üçlü de abi aynı şekilde. Geçiş bulduğu zaman da bu üçlü mesela Angisa'nın koşu şeyi, dripping becerisi ya da Jelinski'nin e, topsuz koşuları. Lobotka'da, Lobotka'da da dripping. Lobotka'da da dripping. Yani, yani mesela Jorginho şeyi dediğin Jorginho'nun evet pasör tarafı daha, daha yüksek daha olabilir ama Lobotka'da başka bir şey katıyor. Aynen. Yani bu üçlü, orta saha üçlüsü de derin bloklara karşı da çok iyi kırıyor. E, geçişte de çok e, etkili olabilen bir üçlü. Yani hem orta salınız hem üç, e, ön üçünüz bunu yapabiliyorsa zaten seviyeniz çok başka demektir. Yani çok yukarıda demektir. Çünkü bunun ikisini e, en üst seviyede bu kadar iyi oynayabilmek çok az takımın başarabildiği ya da çok az takımın e, nail olabileceği özellikler. E, arkaya da sorun yaşatmayan e, Kim gibi bir stoper gelince zaten iş bu noktaya gidiyor. Orkun çok teşekkürler. Emre çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yeni programımız Reaksiyon ilk bölümüyle sizlerleydi. Reaksiyonda çok önemli aksiyonlar olduğu zaman biz hemen yerimizi alacağız ve reaksiyon olarak karşınızda olacağız. Real Madrid Liverpool'a 5 attı deplasmanda. Aksiyonumuz buydu. ya da herkesi bekliyoruz. Evet. Real Madrid ve Napoli çeyrek finale çok yakın Şampiyonlar Ligi'nde. Bu şekilde kapatalım ve sevgili Emre'nin söylediği gibi deprem bölgesine Sokrates'in yardımları devam ediyor. Sokrates.com'a da hepinizi bekliyoruz. Teklifleriniz için, yardımlarınız için. Bir sonraki programımızda, bir başka programda ya da Sokrates Stüdyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.